Hocam, Bose enerjisi nedir ve Bose'un enerjisini ölçebilir miyiz? Evet, kainatta var olan her şey, insan, hayvan, bitki, canlı, cansız, her şey enerji yayar. Nasıl yayıyor? Her insanın hücresi takriben eksi 200 ila 700 milivolt enerji üretir. Her hücre çekirdeğinin içerisinde mitokondrin denen mikro düzeyde atom santrali gibi çalışan, glikozu oksijenle yakarak enerjiye dönüştüren merkezler var. Bu santraller sürekli elektrik üretir, enerji üretir. Burada üretilen enerjinin büyük bir kısmı beyin ve göz tarafından kullanılır. Vücudumuz sürekli çalışıyor, faaliyet gösteriyor. Doğada olan her şeyde, mesela su, taş, kum, her şey, her canlı veya cansız da enerji nasıl üretiyor? Bunların elektronları, yani her şey elementten meydana gelir. Elementlerin ortasında proton, nötron, atom çekirdeği ve etrafında dönen elemente göre değişik birçok elektron olabilir. Şimdi bunların oluşumu, dönüşümü enerji sayesinde olur ve alfa, beta, gamma, teta gibi her şey ışın yayar. Şimdi biz bir çalışma yaptık. Bose jel ürettik. Şimdi bu Bose jel bir negatif iyon yayar. Negatif iyon kişiye pozitif enerji verir. Üzerindeki kişinin cep telefonu, bilgisayar, monitör kullanımı veya herhangi bir makine kullandığında meydana gelen pozitif iyonu azaltır. Böylece kişiye enerji verir, dinamizm verir. İki, hidrojen iyonu yayar. Hidrojen iyonu serbest radikalleri yok eder. Kişinin vücudundaki serbest radikaller azaldıkça daha sağlıklı olur. Üç, oksijen iyonu yayar. Oksijen iyonu da antioksidandır. Şimdi biz bunları söyledik. Vatandaş dedi ki, ya peki bu ispat edilebilir mi dediler. İşte güneş ışını geliyor. Güneşin ışını görüyor muyuz? Işını geldiğini hissediyoruz. Ama birçok şey gözükmez. Mesela bu lambalar da yanıyor. Işık yayıyor. Onu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Birçok şey gözükmeyebilir. Göremeyiz. Fakat test edebiliriz. Bu Gökçek Bovis jel şu suyun içerisine batırdığımızda suyun şu gördüğünüz gibi bunu özel bir aparat, özel bir optik su tankı suyun molekül yapısını göre kırılma meydana gelir. Şurada 90 derece olan ışık suda, bu ışık lazer ışığı, şurada kırılmayla 87'ye doğru bir kayma meydana geliyor. Burada kırılma meydana gelir. Neden kırılma oluyor? Çünkü suyun içerisinde mineraller var ve suyun molekül yapısına ve kalitesine göre de kırılma artar. Bovis jel, bu tüpü koyduğumuzda suyla bunun içerisindeki jel teması geçmiyor. Sadece bu camdan dışarı doğru yayılan iyon suyun yapısını düzeltiyor. Şöyle içini daldırdığımızda, evet, biraz suyu fazla konuşuyoruz ama problem yok. Bu programın sonuna doğru tekrar bakacak olursak şurada kırılma var. Bu kırılmanın çizgiye doğru daha da çok yaklaştığını göreceğiz. Bu da ne demek? Suyu molekül yapısını düzeltiyor. İçindeki partikülleri suyun içerisinden dışarı atıyor. Yani suya enerji veriyor. Bovis jel, bu tüp suyun enerjisini 5000'den 2 dakikada 2 milyona çıkarır. Birçok ülkede iyon testir diye bir ölçüm aleti var. Bunu Çin'den getireceğiz. Onunla da ölçeceğiz. Bir ay sonra inşallah bizim mühendis getirecek. Şimdi bu optik su tankı içerisinde lazerle bunu ölçmek mümkün. Kırılmayı gösterir. Kırılma düzeldikçe, içindeki molekül yapısı değiştikçe düzelme meydana gelir.